Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir, İyi seyirler dilerim. Biz bütün veri modellerinde temel anlamda iki farklı tipte tabloyla çalışırız. Bunlardan bir tanesi fact tablosu, hareket tablosu, transaction tablosu diye adlandırdığımız konu neyse, kapsam neyse o kapsamla ilgili nümerik kayıtları zaman ilerledikçe tutan tablolardır. Bu örnekteki ilk transaction tablosu, ilk hareket fake tablosu, satış tablosu, satışla ilgili bir transaction tablosu. Neyi satıyoruz? Bir ürünü satıyorsunuz. Kime satıyoruz? Bir müşteriye satıyoruz. Bu tabloda müşterinin ID'si var, müşterinin kodu var. Aynı zamanda müşterinin adı, sınıfı, o müşterinin başka özellikleri varsa, attribute'ları varsa, özellikleri varsa onları içeren bir tablo. Neyi satıyoruz? Ürün satıyoruz. Benzer şekilde benzer mantıkla ürünün bir kodu, ID'sini içeren bir sütun var. Aynı zamanda ürünün adı, ürünün markası, sınıfı, grubu gibi ürünü tanımlayan başka sütunlar var. Fake tabloların özelliklerinden bir tanesi de en az bir tane tarih bilgisi içeren bir sütunu içermesidir. Bu genellikle transaction'ın yani hareketin gerçekleştiği tarih olur genelde ama bir hesap hareketleri tablosuyla çalışıyorsanız, bir finansal hareketlerin olduğu tabloyla çalışıyorsanız orada transaction'ın gerçekleştiği tarih, termin tarihi, vade tarihi, teslim tarihi vesaire gibi birden fazla tarih bilgisinin olduğu sütunlarda olabilir tüm transaction tablolarında ama istisnasız en az bir tane tarih sütunu bulunur. Transaction tablosundaki sütunları birkaç farklı gruba ayırmak gerekirse bu transaction'da geçen entry'leri içeren sütunlar mantık olarak aynı tipte sütunlar. Her ikisi de konu neyse, kapsam neyse o kapsama ait Varlıkları, entleri tanımlıyor. Bütün her şey ile birlikte. En az bir tane tarih sütunumuz olur dedik. Birden fazla da olabilir. Transaction tablolarındaki diğer geri kalan sütunların çoğu ya nümerik sütunlardır. Satış tutarı TL gibi. Ya da Transaction tablosundaki satırı diğer satırlardan ayrıştıran satıra ait özelliklerdir, etribütlerdir. Misal bu satış faturalarının olduğu bir transaction tablosu. Buradaki belge numarası sütunu her bir satır için aynı da olabilir, farklı da olabilir. Aynı fatura altında kaç tane ürün sattıysanız, hizmet sattıysanız fatura numarası o kadar çok tekrarlanır. Ama buradaki fatura sütunu, belge numarası sütunu transaction'a ait bir bilgi. Benzer şekilde belge tipi sütunu da öyle. Bu kullanacağımız Transaction tablosunun içerisinde satış belgeleri anlamında sadece satış faturaları yok. İadeler var, siparişler var, irsaliyeler var gibi. Belge tipi sütunu da bu satırın özelliklerinden, attribute'larından bir tanesi. Şimdi enstitülere karar vermek, varlıkların ne olduğuna karar vermek genellikle çok kolaydır. Bu bir satış tablosu, okey. Neyi satıyoruz? Bir varlık. Kime satıyoruz? Müşteri, bir varlık. Tarih başlı başına ayrı bir varlık daha sonra geleceğiz buna. Tarih tablosu bütün Power BI modellerinde olmazsa olmaz tablolardan biridir. Ve işlev olarak aynı müşteri ID gibi, ürün ID gibi bir işleve sahiptir. Tarih konusunda daha sonra tekrar geleceğiz. Diğer sütunlar nümeriktir demiştik. Bir kısmı nümeriktir, sayısaldır. Bunların üzerinde aggregation yaparız. Yani aritmetik işlem yaparız, toplarız, çarparız maksimum ya da minimum değerini alırız. Text bilgi içeren, string bilgi içeren sütunlar olabilir. Belge tipi gibi veya belge numarası gibi. Bunların üzerinde de gene aggregationlar yaparız zaman zaman. Örneğin kaç tane fatura kestik gibi bir bilgi için bizim belge numarası sütundaki değerleri tekil olarak sayıyor olmamız lazım gibi. Eğer kullandığımız tablo formatında bahsi geçen entlerle ilgili bütün etribütler, bütün özellikler bu tabloda yer alıyorsa, bu tablonun bu formatına genellikle first normal form adını veriyoruz. Literatürde böyle geçiyor. Bu aynı zamanda denormalize bir tablo. Denormalize tablo demek, konuyla ilgili entler kimse o entlere ait, o varlıklara ait bütün değerleri, bütün etribütleri, bilgileri, tasnif, grup, ne kadar özelliği varsa entinin aynı tabloda içeren tek bir flat yani düz, geniş bir tablo demek. Veri modeline uygun hale getirdiğimizde biz bu tabloyu diğer tablolarla, master tablolarla birlikte normalize etmiş olacağız. Ama bu tablonun şu anki hali Denormalize bir tablo. First normal form diye geçiyor. Veri modeli açısından daha yaygın kullanacağımız tanımı ise fact tablosu, hareket tablosu veya transaction tablosu. Fact tabloların özelliklerinden bir başkası entlerin idlerini içeren sütunda ve entlerin etribütlerini tanımlayan özelliklerini tanımlayan diğer sütunlarda çoğulluk olmasıdır. Buradaki entlerden biri kim? Müşteri. 2 çok 0 580 diye bir müşteri ailesi var. Defalarca kendini tekrarlıyor. Benzer şekilde bu müşterinin adı, sınıfı, sorumlusu, yöneticisi gibi bilgiler de birbirini tekrarlıyor. Aynı şey ürün için de geçerli. Bizim modelimizde kullanacağımız tablo satışlarla ilgili değil de hesap hareketleriyle ilgili bir finansal tablo olsa Oradaki mantık da aynı, konu kapsam farklıymış gibi gözükebilir ama tasnif olarak, mantık olarak hiçbir farkı yok. Yukarıdaki fake tablosu bir satış tablosuydu. Bu tablo bir finansal hareket tablosunun küçük bir örneği. Fake tablosunda hesap kodu var, defalarca kendini tekrarlıyor olabilir bir hesap kodu. Hesap kodunun adı var, grubu var, ana başlığı var. Dolayısıyla onlar da kendini tekrarlayan değerler içeriyor. Nümerik sütunlar var. Borç ya da alacak kaydı gibi. En az bir tane tarih sütunu olur demiştik. Bu örnekte birden fazla tarih sütunu var bu transaction tablosunda. Para birimi sütunu ise her bir satırı ayrıştıran, her bir satıra ait bir özellik, bir attribute. Üstteki tabloya geri dönecek olursak. Bazen fact tablolarındaki bazı sütunların bir varlık mı yoksa bir özellik mi, bir attribute mü olduğuna karar vermekte zorlanabiliriz. Neyi örnek olarak vereceğim bu tabloda? Tamam müşteri açık bir entity, ürün açık bir entity dedik. Teslim ilçesi ve teslim şehri sütunlarını düşünün her ikisinde. Bu bir entity mi, bu bir varlık mı? yoksa bu bir satırın özelliği mi? Her ikisi de olabilir, her iki şekilde de düşünmek mümkün. Diyebilirsiniz ki ben bu ilçeye teslim ediyorum. Ümraniye İstanbul sadece bir tane var Türkiye'de. Büyükçekmece İstanbul sadece bir tane var Türkiye'de. Bu tabloda bir etribüt olarak, bir özellik olarak kalmasını da düşünebiliriz. Aynen belge numarası gibi, aynen belge tipi gibi. Ama her halükarda kendini çok bariz bir şekilde belli eden müşteri gibi ürün gibi entlerin boyut tablolarını oluşturmamız lazım. Master tablolarını oluşturmamız lazım veya dimension tablolarını oluşturmamız lazım. Her üç tanımda aynı şeye karşılık geliyor. Bu ne demek? Bizim fact tablosundaki entlere ait bütün sütunları şunların tamamını düşündüğümüzde burada kendini çoklayan değerleri tekil hale getirmemiz gerekiyor. Hangi sütunu tekil hale getirmemiz gerekiyor? Anahtar sütun diyeceğimiz, primary key diyeceğimiz veya kısaca PK diye yazacağımız sütun üzerinden tekilleştirmek gerekiyor. Ben aynı müşteriye defalarca satış yapmış olabilirim. Bu müşteri ID burada defalarca geçiyor olabilir. Okey, kabul. Bu bir entity. Dolayısıyla bir boyut tablosunun, bir master tablosunun olmasını gerektiriyor. Ve müşterilerle ilgili bir master tablo hazırlayacaksam, bu tablonun en önemli özelliği anahtar sütunda sadece ve sadece tekil değerler içeriyor olması lazım. Ürün aynı mantıkla. Biraz önceki hesap hareketleriyle ilgili tabloya gidecek olursak, aynı mantık birebir istisnasız orası için de geçerli borç alacak bizim numerik sütunlarımız. Üstünde hesap kitap yapacağız. Aggregation yapacağız. Okey. Tarih tamam. Para birimi bir attribute, bir özellik. Okey. Buradaki hesap kodu, hesap adı, hesap grubu, hesap ana başlığı hepsi hesap entitesinin, hesap varlığının özellikleri, tasnifleri. Dolayısıyla böyle bir tablo üzerinden bir veri modeli oluşturacaksak bize her halükarda mutlaka mı mutlaka bir hesap master tablosu lazım aynı mantıkla o master tablodaki anahtar sütun değerinde primary key sütununda sadece ve sadece tekil değerlerin olması lazım 600.100.200 en alttaki hesap işlem gören hesap hareket tablosunda fake tablosunda defalarca geçiyor olabilir ama master tabloda sadece ve sadece bir kez geçiyor olacak ve devamında bu denormalize tabloyu, üstteki denormalize tabloyu normalize hale getirirken bu fake tablosundan hesap kodu haricinde hesapla ilgili bütün sütunları bu fake tablosundan uçuracağız. Sadece anahtar sütun kalacak, nümerik sütunlar kalacak, tarih ve bu tablonun satırlarını diğerlerinden ayıran attribute sütunları kalacak para birimi gibi bu şekilde fact tablosunu fact tablosu ve master tablo şeklinde ikiye parçaladığımızda denormalize bir fact tablosunu ikiye parçaladığımızda elimizde transaction tablosuyla fact tablosuyla master boyut dimension tablosu kalacak şimdi jargon olarak keylerle ilgili biraz daha ilerlemek gerekirse hesap kodu sütunu hesapların tanımlandığı master tabloda primary key olarak geçiyor. Primary key. Aynı anahtar sütun fact tablosunda da var, hesap kodu ama ismi farklı. Buradaki key foreign key. Master tablolardaki anahtar sütun, primary key sütununa başka bir örnek vermek gerekirse, örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları ile ilgili bir fake tablosu hazırlamış olsaydı, orada kaydolan herkesin TC kimlik numarası olacaktı. Aynı TC kimlik numarası fake tablosunda, hareket tablosunda defalarca geçebilir. Vergi ödüyoruz, benim bir TC kimlik numaram var, ben her ay ne vergisi ödüyorsam, o fake tablosunda ödediğim tarihle birlikte, tutarla birlikte, ismimle birlikte ve doğum tarihi, ana adı, baba adı vesaire gibi bilgilerle birlikte artı TC kimlik numaramla birlikte geçerdim o fake tablosunda. Ve bu şekilde olsaydı yani fake tablosunda TC kimlik numarasının yanı sıra benim adım, soyadım, doğum tarihim vesaire vesaire falan gibi bilgilerin tamamı olsaydı aynen üstteki satışlar tablosunun mantığına benzer bir tablo olmuş olacaktı. First normal form ve denormalize. O tablodaki entity kim? Vatandaşlar. O zaman vatandaşların her birini tekil olarak tanımlayan ayrı bir master tabloya ihtiyacımız var. O tabloda bir sütunda TC kimlik numaraları tekil olarak geçmek durumunda. Benimle aynı isme, aynı soy isme, aynı doğum tarihine, aynı... Benimle birçok özelliği aynı olan bir başka Halil Gün görmüş olabilir. Ama o tabloda TC kimlik numarası benim TC kimlik numaram sadece bana ait, benzersiz ve tekil. Fek tablosu, master tablosu hangi kapsamla çalışırsanız çalışın bu özellikleri içeren tablolar.